Umarım bana Seda yardımcı olur. Seda! Aa, merhaba. Prenses, ne oldu? Niye geldin? Seda, bana yardım etmelisin. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Şu anda öğle yemeği vaktim ama sen anlat bakalım, ne, hangi konuda yardım edebilirmişim? Seda, prens hafta sonu için yüzmeye giderim dedi. Ne güzel işte. Ama sorun şu ki ben yüzme bilmiyorum. Denizde çok korkuyorum. Panik yapıyorum. Ay, panik mi yapıyorsun? Paniklersen suda daha çok batarsın. Panikleyecek bir şey yok. Ha, gel bana anlat sen. Suyun içine giriyorum. Ayaklarım kumdan kesildiği anda. Ya biliyor musun? Yüzme bilmeyenlerin hepsi aslında panik yüzünden öğrenemiyorlar. Sen aslında yüzme biliyorsun. Ay Seda, nasıl yüzme biliyorum dersin? Bilmiyorum işte. Bilsem buraya gelir miyim? Ne yani? Spa'ya gelmezsin öyle mi? Hayır, ondan değil. Yani şimdi prens olunca işin içinde. Çok stresliyim ben. Sen daha doğmadan önce anne karnında yüzüyordun. Yok, ben anlaşıldı. Yemek yiyemeyeceğim. Bunu bir kenara alayım. Sana şimdi bunu kanıtlayacağım. Ya. Sen şimdi denize gideceksin. Yani suya gireceksin. O zaman bu suyu buraya dökelim. Ketçap senin paniğin. O seni dibe batırır. Mayonez ise sensin. Sende de, mayonezde de yağ var. Bak, gördün mü? Mayonez nasıl üstte yüzüyor? Evet, mayonez batmadı. Ama sen korkularına yenik düşüp denizin içinde panik yaparsan ne olur biliyor musun? Ne olur? Bak, işte böyle olur. Ay, batıyorlar. Karışıyor. O yüzden suya girdiğinde sakin olmalısın. Ve eğer kendine güvenmiyorsan kolluk ya da can simiti takmalısın. Anladım. Sakin olacağım. Yüzmeye çalışmak için ellerimi kollarımı böyle kontrolsüzce sallamayacağım. Tamamdır. Yine de ben yanıma kolluklar alacağım. Neyse, senin sorununu hallettiğimize göre artık öğle yemeğini yiyebilirim. Ne yiyorsun? Köfte patates. Ay, bana da söyler misin? Çok acıktım. İyi, tamam, söylerim. Arkadaşlar, peki ya siz yüzmeyi seviyor musunuz? Görüşürüz. Benim köftem acılı olsun.